Bu çok önemli bir bilgi. Salim'i tamamen aklayan bir söylemde bulunuyor. Diyor ki Salim o diyor petrol ofisinin kameralarına yakalandığında diyor çocuklarını çarşıya götürmüş getiriyormuş diyor. Yani arabada Salim Güran'ın çocuklarının çıkma ihtimaline karşı şöyle anlatıyor. Diyor ki Salim normalde diyor köyde değildi diyor. O da çocuklarını çarşıya götürmüştü diyor. 2'yi 45 geçe petroldeydi zaten diyor. Duruyor ve yakıt alıyor diyor. Yani saat 3'e yakın diyor. Eve geldiği zaman Salim'in nerede olduğunu öğrenmek için zaten onu diyor Nevzat aramış diyor. Çünkü diyor Nevzat Bahtiyar diyor. Nevzat Bahtiyar diyor. Köydeki erkeklerin köyde olmadığını bilmiş. Fırsat kollamış. Salim Güran'ın da nerede olduğunu öğrenmek için. Yani denetlemek için hani bu işi yaparken. Salim Güran'ı aramış diyor. O diyor benzinlik kayıtlarına, benzinlik kameralarına çıkmasının sebebi diyor. O gün zaten Salim de köyde değilmiş diyor. Çocuklarını çarşıya götürmüş. Herhalde Diyarbakır Çarşı'dan bahsediyor bilmiyorum. Çocuklarını diyor çarşıya götürmüş diyor. O da diyor o saatlerde Nari'nin kaybolduğu saatlerde benzinlik kamerasına bu şekilde yakalanmış. Yani arabanın içinde Salim Güran'ın çocuklarının görüntüsü çıkarsa o da onları çarşıya götürmüş şeklinde anlatıyor. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi? Ne anlatmak istediğini anlatabildim mi? Böyle maddeleştirirsek çok daha net oturacak herhalde kafamıza. Şimdi başlığımız şu. Arif Güran katili bulmuş. Cinayetin sebebi pedofili. Cinayetin sebebine giden yolda zavallı Nari'nin Nevzat Bahtiyar tarafından para verilerek kendisine alıştırıldığını söylüyor. Böylelikle Nari'ni çağırdığında Nari'ne daha önce para vererek kendini alıştırdığı için Nari'nin de o son gördüğünüz kamera kayıtlarından yukarı doğru 30-35 adım attıktan sonra Y şeklinde olan patikanın sol kolunda Nevzat'ın evini görüyor Narin ve oraya davet ediliyor ve Narin tıpış tıpış alıştırıldığı için bu babanın iddiasıdır arkadaşlar benim değil. Oraya alıştığı için Nevzat Bahtiyar onu paraya alıştırdığı için Narin Güran tıpış tıpış kendi ayaklarına Nevzat Bahtiyar'ın yanına gidiyor. O dakikadan sonra Nevzat Bahtiyar saman atılan o yuvarlak delikten işte atarak Narin'e orada Narin'e kötü şeyler yapıyor. Narin'i öldürüyor ve sonrasında arabasına atıyor Narin'i ve olay yerinden uzaklaştırırken de Salim Güran'ı arıyor ki acaba oralarda mı yakalanmamak için evin erkekleri orada mı değil mi diye Salim Güran'ın köye gelme ihtimalini nereden biliyorsa biliyor ve Salim Güran'ı arıyor çünkü arama kayıtları var ya onlar kesin onlarda ne diyecek işte böyle diyecek tabii ki de ve sonrasında Salim Güran'la görüşüyor normal rutin bir görüşme gerçekleşiyor ve alıyor Narin'i cebine de kimliğini koyarak onu çuvalın içine koyup o yanındaki iki kişi her kimse onunla ilgili bir açıklama yapmadı Arif Güran. Alıyor ve çocuğu ne yazık ki oraya gömüyor. Derenin dibine gömüyor. Bu tamamen Arif Güran'ın iddiasıdır. Salim Güran'ın da benzinlikteki kameralara yakalanmasının sebebini şu şekilde anlatıyor. Diyor ki Salim çocuklarını alışveriş için köye götürmüştü. Evet, çok özür dilerim. Alışverişe götürmüştü. Yüksek ihtimalle Diyarbakır merkezden bahsediyor. Zaten 8-9 dakikaymış. Oraya götürmüştü. Oradan dönerken çocukların da arabanın içinde olduğunu söylüyor. Çünkü yarın öbür gün kamera kayıtları çıktığında Salim Güran'ın çocukları da o arabanın içinde çıkacak. Bu yüzden diyor ki çocuklar da arabanın içindeydi ve kamera kayıtları ortaya çıkacaksa ben bu cümleyi kurmalıyım. Tam da Nari'nin kaybolduğu dakikalarda benzin alıyor diyor. Benzin almıyor ama benzin aldığını söylüyor o benzin istasyonundan. Salim'in bu işle ilgisi olmadığını, ailesinin, devletin de yardımlarıyla dışarı çıkacağını Nevzat'ın da bu cinayeti tek başına ve cinsel bir suç olarak başlayıp cinayete doğru gittiğine dair şüphelerini bu şekilde anlatıyor. Şimdi katil Arif Güran için kimmiş?
Kimmiş? Peki Arif Güran'ın söylemlerinin içinde sizce de eksiklikler yok mu? Bahsettiği kayıtlar geldiğinde, askeri üstten kayıtlar geldiğinde Nevzat Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin kim olduğu tespit edilirse, bu iki kişiyle ilgili hiçbir suçlayıcı açıklama yapmıyor. Mesela Ramazan Atasoy ile ilgili hiç konuşmuyor Arif Güran. Mesela demiyor ki ona yardım ve yataklık eden o iki kişi de canidir demiyor. Ona yardım ve yataklık eden o iki kişi de işte Ramazan Atasoy'dur falan demiyor. Söylemiyor. Sadece Nevzat Bahtiyar'a fokuslanmış ve sadece Nevzat Bahtiyar'dan bahsediyor. Ben pes diyorum ya. Ve diyor ki Salim normalde köyde değil diyor. O da çocuklarını çarşıya götürmüştü diyor. 2:45 geçe petrolde zaten duruyor. Yakıt alıyor. 3'e yakın yani saatlerde diyor. Eve geldiği zaman diyor Salim'in nerede olduğunu öğrenmek için aramış. Acaba evde midir, tarlada mıdır? Onun yerini tespit etmek için aramıştır Nevzat Bahtiyar diyor. Nevzat Bahtiyar Salim'i yerini tespit etmek için aramıştır diyor. Zaten diyor bizim köyde de diyor kimse yoktu. Köyün erkekleri yoktu. İşte İbrahim, Diyarbakır'da Barış, Hüseyin, Uğur, Naşit, onun adını unuttum, özür dilerim, yanlış söyledim galiba. Muhammed, bunların hepsi diyor köyde yoktur diyor. Bir tek diyor Salim diyor normalde köyde değil. O diyor çocuklarını çarşıya götürmüş diyor. O da dönüşte benzin istasyonunun kameralarına yakalanmış diyor. Bunu tek başına Nevzat yapmış diyor. Katil Nevzat Bahtiyar. Bunu daha önceki yayınımda söylemiştim. Bu iş böyle gider demiştim. Bir açıklama daha yaparlarsa katilin direkt Nevzat Bahtiyar olduğunu söyleyeceklerdir demiştim. Söylediler. Bu iş böyle kapanır. Nevzat Bahtiyar'ı da işte ikinci yılın sonunda ya intihar eder Nevzat Bahtiyar hapishanede ya da birileri onu hapishanede işte canına kıyar onun, öldürür. Bu işte böyle biter. Siz de X'te Mix'te yazıyorsanız ya da benim gibi yayıncıysanız işte 3-5 tane avukatla başınız ağrır. Bir şey olacağına da değil, hiçbir şey olmaz. Bu kadar. Bitti. Bitti. Narin Güran cinayetinin katili bulunmuştur arkadaşlar. Dağılabiliriz evlere. Bu iş bu kadar. Bak, cebinde kimlik bulunma hikayesini nereden öğrendiğimi hemen sizinle paylaşayım. Bir günde var. Diğer haber sitelerinde de vardır. Diyor ki Narin Güran cinayeti çuvalın içinde kimlik kartı bulundu diyor bir gün internet haber birgün.net. Hemen bugüne ait bir haber saat sabah 11.11'de çıkmış bizim canlı yayınımızdan hemen sonra. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturmada cansız bedenden alınan 91 farklı numuneden herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Harika. Ayrıca çuvalın içinde Nari'nin kimlik kartı bulundu diyor. Şimdi bu bana çok tuhaf şeyler de anlatıyor aslında. Nari'nin bulunmasını da istemiş herhalde birileri. Yani bulunduğunda tanınamayacak haldeyse kim olduğu kimliğinden mi tespit edilsin denmiş. Anlayamadım buradaki sebebi. Niyeti anlayamadım daha doğrusu. Evet, bu Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göreymiş. Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Nari'nin kimlik kartı öldürüldükten sonra konulduğu çuvaldan çıktı diyor. Öte yandan Narin Güran'ın öldürüldüğünde üzerinde olan şortunun sol cebinden çıkan bir adet kalem pil,
üzerinde de DNA bulgusu olabileceğine dair örnekler alındı. Ancak bununla ilgili de bir tespit yapılamadı. Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran, amca Fuat Güran ve yenge Hediye Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklu. Tutuklulukları devam ediyor. Babanın dediği gibi şu an onları neydi, misafir etmiyorlar. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran, Fuat Güran, Hediye Güran, Maşallah Güran, kuzen Muhammed Kaya, kuzen Birsen Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Salim Güran'ın işçisi 15 yaşındaki Ramazan Atasoy, Nevzat Bahtiyar, bunların hepsi içerideler. Ya babanın dediği gibi bir senaryo olmuş olsa, Maşallah Güran'a kadar, Birsen'e kadar neden hepsi içeri girsin? Ayrıca Birsen Güran eğer bu işi Nevzat yaptıysa neden yanlış ifade versin? Senin kızını gördüğüne dair neden yalan ifade vermiş olsun ki senin amcanın kızı Birsen? Neden? Hepsi çok ciddi suçlardan içeride yatıyorlar. Yani anne Yüksel ve abi Enes Güran kasten öldürme suçuna iştirak etmekten yatıyor. Amca Fuat Güran suç delillerini yok etmekten yatıyor. Kuzenler Mehmet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy, suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında son olarak tutuklanan yenge Hediye Güran ise kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunlar basit suçlar değil. 15 yaşındaki Ramazan Atasoy'un tutuklanma gerekçesi de Narin'i arama çalışmalarının hedef saptırma maksatlı sunni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı tespite yer almıştır diyor. Ayrıca gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen Tavşantepe Mahallesi imamı RK hakkında da idari soruşturma başlatıldı. Yani burada Narin'le ilgili sadece Nevzat'ın evinin orada olması durumundan Nevzat'ı kimse suçlamıyor. Nevzat, yani baba kızsa da kızmasa da itirafçı deniliyor. Evet, bana göre de itiraf değil Nevzat'ın yaptığı. Nevzat öttürülmüş yani, amiyane tabirle. Siz de Nevzat'ın öttürüleceğini bildiğiniz için kaybın 6. gününde sizin evinize giden yolda başka birinin evi daha var mı diye sorulduğunda cevap vermediniz. Okul patikası dediniz, çeşme patikası dediniz. Nevzat Bahtiyar'ın evini söylemediniz. Evet. Arkadaşlar, bu olay bana göre, eğer bir anket yapacak olursak, ben anketimi açık oylayayım. Sorayım hatta, sizce bu cinayet çözülür mü? Bence çözülmez. Benim oyum açık. Bu cinayet çözülür mü? Hayır, çözülmez. Siz de oylarsanız ortak bir fikirde miyiz? Öğrenmiş oluruz. Etkilenmeyin. Siz ne düşünüyorsanız o. Ha, bu cinayet çözülür. Tabii ki çözülür. Nasıl çözülür? Nevzat Bahtiyar katildir dersen cinayet çözülmüş olur. Ama gerçeklerden bu kadar kaçılmaz ki. Bakın, tekrar söylüyorum. Seda Nur Güzel, Allah gani gani rahmet eylesin, Kars'ta başına gelen o talihsiz olayda aynen de böyle olmuştu. Aynen de Arif Güran'ın anlattığı gibi olmuştu. Komşusunun kurbanı olmuştu Seda Nur Güzel. Ama ailesinde herkes bu olayla ilgili kıyameti kopartmamıştı. Ortalığı ayağa kaldırmamıştı. Ailesindeki herkes delil karartmaya çalışmamıştı. Ailesindeki herkes tek e-mailli telefona 30 tane hat takıp da sahte ihbarlarda bulunmamıştı. Bu kişileri, bunları yapan kişilerin kendilerinin çalışanının olması, o zaman onlar çalışanlarından
Emir alan kişiler demek ki Salim Güran'da, Arif Güran'da, Nevzat Bahtiyar'ı yanlarında çalıştırıyorlar ama. Demek ki bunların üst akıllı Nevzat Bahtiyar. Bu olayın gidişatını da işte Ramazan Atasoy'u, 15 yaşındaki Ramazan Atasoy'u emrine alarak ikisi birlikte ya da bir kişi daha varsa üçü birlikte bu aileyi parmağında oynatmışlar. Koskoca jandarmayı parmağında oynatmışlar. Nevzat Bahtiyar da 15 yaşındaki Ramazan Atasoy da bu şekilde bu cinayetin yönünü, seyrini değiştirerek bu zavallı masum insanların üstüne atmış, Salim Güran'ın üstüne atmış, Birsen Güran'ı yalan ifade vermeye zorlamış Nevzat Bahtiyar. O zaman ben de böyle anlatırım yani. O zaman Nevzat Bahtiyar Birsen'in yakasına yapışmış ve demiş ki, diyeceksin ki demiş, o çocuğu 17.40'ta 17.50'de gördüm diyeceksin demiş. Yakasına Birsen'in yapışmış, böyle söylemiş. Nevzat Bahtiyar'ın Birsen'le herhangi bir görüşmesi var mı bu yalan ifadeyi verdirttirecek? Nevzat Bahtiyar'ın Birsen Güran'la, yani Arif Güran'ın amcasının kızı Birsen Güran'la Nevzat Bahtiyar'ın ya da Ramazan Atasoy'un herhangi bir görüşmesi var mı? Birsen'e yalan söylettirebilecekleri bir görüşmeleri var mı? Buluşmaları var mı? Nevzat Bahtiyar'la Birsen Güran bir olup Narin'i öldürdüler diyebilir misiniz? Çünkü Birsen Güran Narin'in 17.40'a kadar yaşadığını iddia etmişti. Ama bu çocuk o dakika öldürüldü diyor babası. Hemen diyor Kur'an kursundan çıkarken patikadan eve bile gelmeden diyor Nevzat bunu kapmış diyor. Birsen olayın neresinde? Birsen Güran olayın neresinde? Kendi ifadesinde diyor ki Salim Güran benim amcamdır. Amcam bana bunu böyle böyle söyle dedi diyor. Tembihledi beni diyor. Böyle söyleyeceksin dedi bana diyor. Yaşıyordu 17.40'a kadar diyeceksin diyor. Maşallah Güran'ın kızı Birsen'den bahsediyorum. Kapıyı açan Birsen'den. Şu an içeride. Minareyi çalan kılıfı hazırlarmış ama minare kılıfa büyük geldi. Çıkıyor dışarıda kaldı. Hani? Açıklayın. Nevzat Bahtiyar'la Birsen Güran'ın ilişkisini de açıklayın. Her yayını dinliyorsunuz. Yarın çağırın A Haber muhabirini. Bunu da açıklayın. Söyleyin, deyin ki Nevzat Bahtiyar'ın zaten Birsen'le ilişkisi vardı deyin. Yakın ya Birsen'i. Madem aile fertleriniz kurtulacak, ne var yani? Söylesenize. Yarın bir röportaj yapsın Arif Güran. Açıklasın. Nevzat Bahtiyar'la Birsen Güran'ın arasındaki ilişkiyi açıklasın. Nasıl oluyor ki Nevzat Bahtiyar gibi bir pedofili sapığı koruyup kolluyor kendi öz yeğenin, öz yeğenin amcanın kızı Nevzat Bahtiyar gibi bir pedofili sapığı neden koruyor ve kolluyor? Bunu açıkla. Katil madem Nevzat Bahtiyar, neden kolladınız siz katili? Birsen'le Nevzat'ın arasında bir ilişki mi vardı? Böyle bir yalan var mı? Kız kendi ifadesinde söylemedi mi? Beni Salim Güran, amcam beni bu şekilde ifade vermeye zorladı demedi mi? Biz katili bulduk. Siz aradan çekilin, konuşmayın Twitter'da, Twitter'da diyor ya. Sosyal medyada konuşmayın. Biz katili bulduk diyor. Bir sene bunun hesabını hanginiz soracaksınız? Madem katil Nevzat Bahtiyar. Bir sene ne zaman soracaksınız bunun hesabını? Çıkınca mı soracaksınız? Kızım sen neden 17.40'ta gördüm dedin? Neden benim amcam bana bunları söylettirdi dedin? Sen Nevzat'la işbirliği mi yapıyorsun demeyecek mi? Evet, tek kelimeyle yazın, bekliyorum.
Baba Arif Küran katili bulmuş gibi nara atarken Nevzat Bahtiyar canidir. Ha bulmuştur, ha saklamıştır, ha yapmıştır, ha saklamıştır. Bunu yapan ondan başka kimse değildir. Benim kızıma para vermiştir, kendisine alıştırmıştır. Ondan başka kimse yapmadı bunu diyen Arif Güran, Birsen Güran'la ilgili durumu nasıl açıklıyor? Sizce Birsen bu olayın neresinde? Hani 17.40'ta görünmüştü? Kendi evlerinin kapısını çalmıştı. Bunu Birsen söyledi. Sonra gitti ifadesinde dedi ki bana bunu amcam Salim söylettirdi dedi. Evet. Yorumunuz ne buna? Birsen olayın neresinde? Süheyla demiş ki bu soruyu keşke A Haber muhabiri sorabilseydi demiş. Bu soruyu A Haber muhabiri soramaz. Oraya danışıklı dövüş şekilde gidiyor. Hangi soruları sorabileceğini kendisine söylüyorlar. Bu soruyu sorarsa bir daha Arif Güran'la röportaj yapamayacağını bildiği için bu soruyu soramaz. O Nevzat Bahtiyar hakkında bunları konuşurken adam şaşırmıyor bile. Bir muhabir bile olsan komşunun pedofili bir şekilde çocuğuna cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddiasını baba sana gözünün içine bakarak söylüyorken sen yıkılırsın, bundan emin olup olmadığını sorarsın ve bir sen de mutlaka aklına gelir ama soramazlar. O soruyu sorabilecek kişi Ferit Demir, onu da köye yaklaştırmıyorlar, tehdit ediyorlar ama köye yaklaştırmadıklarını ve tehdit ettiklerine dair her şeyin iftira olduğunu söylüyorlar. Hangi A Haber muhabiri bunu soracak? Gitsin sorsun. Desin ki madem Nevzat yapmış, madem Nevzat parayla senin kızını kandırmış, madem Nevzat senin kızını kötü emellerine alet edip öldürmüş, o zaman senin öz be öz yeğenin, amcanın kızı bir sen neden yalan söyledi de 17.40'ta gördüm dedi. Hani gitsin sorsun. Demiş ki Suna, görün bakın kadınları öldürecekler, Arif'e kan parası verecekler, Nevzat intihar edecek ve herkes hayatına devam edecek. Bu kadar, bitti. Bitti. Ben de buna çok takılıyorum Zehra. Ben de buna çok takıldım. Nasıl ağzına aldı bunu Narin'le ilgili? Nasıl ağzına aldı bunu Narin'le ilgili? Nasıl söyledi? Kızıma para vererek kandırdı, çekti. Nasıl söyledi bunu? Nasıl bunu söyleyebildi? Bunu söylerken karşısındaki muhabir taş mı kesildi? Nasıl hiçbir tepki veremedi? Öyle mi, bunu neye dayanarak söylüyorsun? Nasıl demedi? Gören var mı Narin'in bu adamın ona para verip kendini alıştırdığını gören var mı? Hani hangi, neye dayanarak söyledin bunu? Kendi kızına bunu nasıl yakıştırdın? Para verince Narin gidiyormuş ona. Para vererek alıştırmış Narin'i. Muhabir taş ya, taş. Sorsan Nevzat aklanır tabi. Evet, yaprak topladı dediler, kuzenlerine gitti dediler vesaire. Şimdi ne oldu? Bunların hepsi unutuldu. Çok tuhaf gerçekten. Tek bir soruyla çürütülecek ifadeleri asla sormayan, bu soruyu sormayan A Haber muhabirini de kınıyorum. Kendi iddialarını tek bir soruyla çürütebilirdi. Bunun gibi birçok soru üretebilirdi. Orada bulunmak, orada olmak, tek tabanca olarak oradalar. A Haber muhabirlerinin hepsiyle görüşüyor.